Merhabalar sevgili Olay.com.tr izleyenleri. Seçim 2023'ün ikinci turun nabzını Olay.com.tr'de tutmaya devam ediyoruz. Şu an yanımda Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş var. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Melisa Hanım. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir tempo içinden çıkıyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Yani tabii güzel. Ben Bursalı hemşehrilerime, tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yani şundan teşekkür ediyorum. Öncelikle ya işte ikinci tur katılım olmaz. Millet tatillere gitti. Efendim yani AK Parti'de Cumhur İttifakı'nda bir gevşeme var gibi bir algıyla yaklaştılar ama milletimiz böyle olmadığını çok net bir şekilde gösterdi. Bakın Bulgaristan son 2 yıl içerisinde 5 kere seçim yaptı, hala hükümet kuramadılar. Ve bu 5. seçimde bile katılım oranı %34-35'ler civarında. Bizde Türkiye geleli %85 küsür, Bursa geleli %87 küsür. Bu muazzam bir oran, dünyanın hiçbir ülkesinde bu yoktur. Bir önceki seçime göre de %2-3 puanlık bir düşüşle böyle bir katılımın gerçekleşmiş olmasını ben çok değerli ve kıymetli buluyorum. Bir de eğer bu oran düşük olsaydı eminim ki birileri çok şeyler söyleyeceklerdi ama söyleyecekleri çok fazla bir şey yok. Zaten bu oranın üstünde bir oran da dünyanın hiçbir ülkesinde, böyle büyük bir ülkede olacağını zannetmiyorum açıkçası. Amerika'da bile %45-50 civarında seçimlere katılımın olduğu bir ortam içerisinde. İnşallah vazifemizi aldık, gerekli dersleri çıkaracağız, mahalle bazlı, ilçe bazlı inceleyeceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte hem Bursa özelinde hem Türkiye genelinde muhakkak surette Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm parti organlarımızda, tüm Cumhur İttifakı organları da bu değerlendirmeleri yapacak ve inşallah yarın sabah itibaren durmak yok, yola devam. Teşekkür ederiz başkanım. Sandıkların birçoğu açıldı. Türkiye ilk kez ikinci tur seçimi yaşanıyor Türkiye'de. Katılım oranları hakkında yoğun bir katılım olduğunu söylemiştiniz. Peki size gelen son bilgiler nelerdir başkanım? Bunlarla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz bize? Ya şöyle söyleyeyim, yani yani oran olarak soruyorsanız, yani oranla alakalı Bursa'da 55'e 45 gibi küsür atlar falan olabilir. Yani 54-65, 54-70 gibi veya 45-30 gibi falan bir oranla, Türkiye genelinde de işte 52 küsürle 47 küsür gibi bir oran var. 4,5-5 puanlık bir açıklık var. Yani bir önceki turda alınmış açıklık. Yani bir de orada da çok ciddi bir algı operasyonu yapıldı. Atatürk İttifakı'nda Ümit Özdağ'ın son dönemdeki açıklamaları kendinle tamamen çelişerek, yani PKK ile alakalı, FETÖ ile alakalı, farklı örgütlerle alakalı kanaat ve düşünceleri çok net bir şekilde, çok reddeden bir tavırla ortaya koymasına rağmen bugün gelinen noktayı da ben abesle iştigal olarak değerlendiriyorum açıkçası ve bu millet bunu çok net bir şekilde okudu. Bir de tabii karşı tarafın en büyük eksiği ve zaafı tamamen Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurgulanmış bir yapı vardı. Sadece bu konuşuldu, yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin diye. Kimine Cumhurbaşkanı yardımcılığı, kimine bakanlık, kimine milletvekili, türlü türlü pazarlıklarla. Ama bu pazarlıkların tutmadığını çok net bir şekilde bu millet gördü. Ben özellikle Cumhur İttifakı çatısı altındaki tüm parti büyüklerimize de, yöneticilere de, Bursa özelindeki muhakkak surette yönetici arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Bugün ortaya çıkan katılım oranının, onların da bu konuda ne kadar hassas davrandığını, çünkü birileri dezenformasyon yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi gerekli milletvekillerini çıkardı, sandığa gitmez. Büyük Birlik Partisi meclise giremedi, sandığa gitmez gibi algıların doğru algılar olmadığını milletimiz verdi. Bakın ben sadece kendi lehimize olan konularla alakalı demiyorum. Ben hisse almak isteyen, bununla alakalı kendine çıkarımlar sağlamak isteyen her siyasi partiye, başta ana muhalefet olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, herkes için gerekli dersleri bu Necip Millet vermiştir diye düşünüyorum ben. Evet, peki başkanım, teşekkür ederiz. Yani teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey mi? Yani hayırlı uğurlu olsun. Zaten biz çalışmaya devam ediyoruz. Birileri sadece buna kurban. Biz deprem bölgesinde de varız, biz Bursa'da da varız, biz Türkiye'nin her yerinde varız. Durmak yok, çalışmaya devam inşallah.